Polatlı Belediyesi olarak yaklaşık bir yıl önce başlattığımız tespitlerimizle, kaymakamlığımızla ve emniyetimizle beraber tüm Polatlı'da yaptığımız tespitlerde 83 civarında metruk bina tespit ettik. Bu binalar kötü niyetli insanların mekan haline getirdiği binalardı. Emniyet ve asayiş yönünden Polatlı'da büyük sıkıntılar oluşturuyordu. Bunların tüm yasal prosedürleri yerine getirilerek, gerekli tebligatlar yapılarak prosedürler tamamlandı. Şu an yıkımlara başladık. Emniyetimiz ve zabıta teşkilatımız olarak tüm tespitleri yaptık. Tüm yasal prosedürler gerçekleşti. Şu an özellikle kaymakamımız ve belediye başkanımızın büyük uğraşlarıyla yıkımlara başladık. Hem kent estetiği açısından hem de emniyet ve asayiş açısından tüm mahallelerimizdeki metruk binaların yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. Hem Polatlımız çok memnun, vatandaşımız çok memnun bu işten. Hem de komşular, görüyorsunuz komşular da sabahtan beri bize teşekkür ediyorlar. Hani buraların gerçekten kangren haline dönüştüğünü, iyi olduğunu söylüyorlar. Emniyet ve asayiş açısından özellikle, daha sonra da kent estetiği açısından güzel bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Burada farklı şeyler oluyordu. Burada değil, bütün mahallelerde. Polatlı'nın müşterek sorunu bu. Allah razı olsun Sabri Müdürüm'den, belediye başkanımızdan. Şimdi daha bir güvenli. En azından orada siz de biliyorsunuz. Tiner, Bali bu tür şeyler için ev sahipliği yapıyordu adeta buralar. Şimdi daha rahat olacak, daha temiz olacak, mahallemiz daha güvende olacak. Sizin nezdinizde belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Ya bunu bekliyorduk zaten. Allah razı olsun belediyemizden, yardımcı oldu. Çocukluğumuzun geçtiği yerler buralar. Üzüldük. Yapılması gerekiyordu. Yani buralar artık tamamen tinerci yuvası oldu. Belediyemize teşekkür ediyoruz. Sağ olsun müdürlerimiz falan, zabıta ekiplerimiz yardımcı oldular. Allah razı olsun.